Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Herkesin bu Ramazan ayında Kur'an'la yüzleşmesi gerekiyor. Biz bilmediğimiz bir kitaba iman ediyoruz. Onun için bir takım adamlar çıkıyorlar, bizi alıp başka yerlere götürüyorlar. Ve İslam'ın gerçeğiyle yüzleşme noktasında çok ciddi sorunlarımız var. Vahiyin penceresinden hayata bakmamız lazım. Kendi nefsimizi ve ötekileri ona göre tartmamız gerekiyor. Vahiy bize örnekleyen, getiren, açıklayan bir peygamberimiz var. Din Allah, Resul ve kitaptan ibarettir. Aynı Allah'a, Resul'e ve kitaba iman edenler tek bir millet, tek bir ümmet, tek bir cemaattir. Kim ki ikinci bir cemaattan söz ediyorsa haşa, kendine ya yeni bir ilah, ya yeni bir kitap, ya da yeni bir Resul uydurmuştur. Müslümanlar kardeştir, ihvandır. İşleri aralarında istişare ve şura iledir. İttifak ettiklerinde birlikte hareket ederler. Müteşabih konularda, hayata dair ihtilaflı konularda. İhtilaf ettiklerinde ise birbirlerini mazur görürler. Bu kadar basit. İnnemel müminune ihvetun. İhvetun. Yani bu ihvanlığı biz daraltamayız ve genişletemeyiz. Ve biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Ve biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Bu anlamda hiçbir Müslüman dünyada olup biten şeyleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Bu dünyada yaptığımız ve yapmamız gerekirken yapmadığımız, söylediğimiz ve söylememiz gerekirken söylemediğimiz her sözden hesaba çekileceğiz. Miskale zerretin hayran yara ve miskale zerretin şerran yara ölçüsünde. Bu anlamda biz hakkın ve halkın, gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, duyan kulağı, haykıran sesi olacağız.